Vermeseydi arka kimse secde etmezdi mihraba. Bir sözlük yazarsam daha ayrıntılı anlatacağım ama nasip nedir bilir misiniz? Ben şöyle ona misal veririm. Saati de tutuyorum böyle. Bir kişiye annesi hamile iken ağzı dualı birine bir bardak su ikram eder annesi. O da ona dua eder. Nasip budur. Cenab-ı Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zaman fitneleri olarak tarif ve tavsif ettiği bütün fitnelerin sağanak sağanak yağdığı bir zaman diliminde bizi hak ve hakikat üzere sabit-i kadem ederek bir düşüncenin etrafında toplayan ve bir baba şefkatiyle her anımızı kontrol eden çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş Hocam çok büyük bir nasip insanıdır. Sizler de nasip ehlisiniz. İslam'ın başına örülen en büyük bela ve musibet dinler arası diyalogtur. Bundan daha büyük bir fitne, daha büyük bir musibet yoktur. Ve bu musibeti fark eden ve bizleri ayıktıran kendileridir. Allah kendilerinden razı olsun. Dinler arası diyalog, dinimiz için ne kadar büyük bir musibetse, bir fitne, bela ise, milli hassasiyetimiz içinde en büyük bela, büyük Orta Doğu projesidir. Onun için her bir eseri üzerinde ciddi düşünülmesi, ders alınması gereken özelliktedir ve Profesör Doktor Haydar Baş Hocamın en önemli eserlerinden bir tanesi Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler adlı eseridir. Bunu mutlaka okuyun. Bu iki kavramı birbirinden ayıramazsınız. Dini hassasiyetimizi kaybettiğimiz yerde milli hassasiyetimizi, milli hassasiyetimizi kaybettiğimiz yerde dini hassasiyetimizi muhafaza edemeyiz. Bunu kaleme aldığı zaman fitnenin, fesadın, ifsadın bu derece olmadığını hepiniz bilirsiniz. O bir mümin feraseziyle, bir muttaki basiretiyle bunu kaleme almıştır. Biz Anadolu'yu dolaştık. İslam'ın üzerinde ciddi hesaplar yapılıyor dedik bazı zatlara. Allah büyüktür dediler. Korkmaya gerek yok. Ben de kendilerine o zaman şöyle bir şey söylemiştim. İslam'dan önce insanların tahrif ettiği Hristiyanlık, ondan önce yine insanların tahrif ettiği Yahudilik ve Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen tevhid anlayışını insanlar tahrif ederken Allah küçük mü idi ki? Öyle ya, İslam'dan önceki dinleri tahrif ettiler. O bir takva alameti değildi. Allah büyüktür deyip de bizi durdurmak isteyenlerin bu sözleri. İhanet kadar, ihaneti küçümsemek, gizlemek de büyük bir ihanettir. O yapıldı memleketimizde. Bu manadan olarak çok muhterem hocamız 1990'lı yıllarda bu tehlikeye bize dikkat çekti. Ve nasip ehli olanlar kendisiyle beraber oldular. Cenab-ı Hak nasibinizi daim etsin. Hepinize saygılar sunuyorum.